Şu an açlık grevinde olan tutsakların sesini duyuracak olan, mücadelesini büyütecek olan bizleriz. Tekrardan buradan Devrimci Demokratik Hareket'e, bileşenlerine, ilerici aydınlara sesleniyoruz. Açlık grevinde ses olmalarını, mücadeleyi büyütmelerini istiyoruz. Buradan tekrardan çağrı yapmış olalım. Politik İslamcı faşist şeflik rejimi zindanlardaki tecrit zulmünü boyutlandırıp sürdürüyor. Sömürgeci faşizmin zindanları zulüm ve ölüm mekanları olmaya devam ediyor. F tipi hapishanelerinden istediği teslim alma sonuçlarını alamayan sömürgeci faşist Türk Burjuva Devleti yeni tecrit politikalarıyla şiddeti arttırmaya devam ediyor. Faşist şeflik rejimi çöktürme stratejisi doğrultusunda her türlü aracıyla saldırmaya devam ediyor. Sürdürülen bu özel savaşın baş hedeflerinden biri de Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'dır. İmralı mutlak tecridi bu savaş konseptinin dolaysız karşılığı olarak vücut buluyor. 27 Kasım 2023 tarihinde başlattıkları açlık grevi ikinci ayını geride bıraktı. Kürt Özgürlük Hareketi'nden politik tutsakların başlattığı açlık grevi direnişini bir kez daha selamlıyoruz. Politik İslamcı, faşist şeflik rejiminin içeride ve dışarıda yürüttüğü faşist kuşatma ve tecrit stratejisini kırabilmek, dışarıda da eylemli bir birleşik dayanışmayı büyütmekten geçiyor. Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Örgütü olarak tecrit işkencesine karşı eylemli dayanışmayı büyütmek için 3 günlük açlık grevine başladığımızı buradan duyuruyoruz. Tüm emekçi solu ve halkımızı zindanlarda infaz yakmalara, sürgün sevklere, yayın yasaklarına ve tecrit işkencesine karşı dayanışmayı büyütmeye, adalet nöbetlerini ziyaret etmeye, mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Şimdi içeride ve dışarıda tecritli parçalama zamanıdır. Gerçekten annelerin, bugün toplumun bu kadar karanlığında, bu kadar acılı ortamında yüreklerini ortaya koyarak, bedenlerini açlığa yatırmış olan barış için, tecritin kırılması için bedenlerini açlığa yatıran evlatlarının bize gönderdiği mesajı algılayıp toplumsallaştıran, demokrasi için çığlık haline dönüştüren bu değerli yürekler. Hakikaten Türkiye olarak, tüm insanlık olarak bunun kıymetini bilerek hareket etmemiz gerektiğinin de son derece farkındayız. Değerli canlar, eğer bir toplumda adalet yok olmuşsa, hukuk ayaklar altına alınmışsa artık o toplumun meşru varlığından da söz etmek mümkün değil. Biz bugün gerçekten Türkiye'de adaletin, hukukun rafa kaldırıldığını, ayaklar altına alındığını, çiğnendiğini her an, her dakika soluyoruz ve toplum genel anlamda tecrit altında. Evet, tecrit adada başlıyor ve tüm Türkiye'ye yayılmış bir tecritle baş başayız. Onun için tecriti kıralım, barışı oluşturalım, barışın yolunu, kanallarını açalım diyen, zindanlarda direnen genç bedenleri ve onların mesajını alıp toplumsallaştıran değerli annelerin yüreklerini tekrar tekrar yanımızda olduğumuzu bildiriyoruz, ortaklandığımızı da bildiriyoruz ve tüm topluma da çağırıyoruz. Diyoruz ki bu sese kulak verin. Çünkü bu ses çok kıymetli. Bu ses vicdanın sesi. Bu ses kadının sesi. Bu ses ananın sesi. Ana bir şey söylüyorsa yerine getirilmeli. Eğer ananın sesine kulak tıkıyorsan bu ülkenin geleceği olmaz. Bu toplumun geleceği olmaz. Anaların sesine kulak vermek zorundayız. Bizim yüreğimizde, kulağımızda, her şeyle analarımızın yanındayız. Digerim ver ziyan.
Saroka poş bu ve doza kan tuhazın saroka poş hafse ve berda. Ma çen du çen, haya çen sara uye vani be. Hem kurma ce vani bindes be. Hem duhazam saroka poş hafse zindana dargînin. Ve hem sıra bu rize poş ver haya emriyaniye dişînin. Oje tamam amilete kurdur rica dikin bira gış kov hevdin. Deste kov deste hevdidin. Bira ve çike ve bindesiye kabul nekin. Herkes برای دسته خوب بودن دسته هف به رومتی قبول نکه. ام دخوازن یعنی سرکاتم جمع گش آر ربه. ج حبس زندان آر گش آر ربه. گش درک هفن. گش تعبی اقربای وان ملت وان گش لیه. یعنی ام سرکاتم جوا تمام ات خوازو و خاطری و سراب تمام. ای امرانی و ای حبس زندان آر گش آر.